Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuz oran ve orantı. Orandan başlayalım. Aynı birimdeki iki çokluğun birbirine bölünmesine oran diyoruz arkadaşlar. En az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla A ve B reel sayıları verildiğinde A'nın B'ye oranı A bölü B veya şu şekilde A bölü B şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Burada dikkat edin. Sayının sıfıra bölümü, tabi sıfırdan farklı bir reel sayının sıfıra bölümü tanımsız, sıfırın sıfıra bölümü belirsiz olduğu için buradaki ifade o yüzden verilmiş. En az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla deniyor. Oranın birimi yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı cins oranları birbirine böldüğü zaman, mesela 8 kilogram bölü 5 kilogram dediğimizde burada kilogramlar gideceği için aynı cins çoklukları birbirine böldüğümüz için bu birimler sadeleşecektir arkadaşlar. Oranları arkadaşlar genişletebiliriz, sadeleştirebiliriz. Bunları zaten burada belirtmiş. Şimdi soruya bakalım. Bir tren vagonunda arkadaşlar 26 erkek, 30 kadın yolcu varmış. Şöyle erkek, kadın diye bunları belirtelim. 26, 30. İlk durumda vagona 4 tane evli çift biniyor. Bu ne demek arkadaşlar? 4 tane erkek, 4 tane kadın biniyor demektir. Daha sonra 6 kadın, 8 erkek inmiştir diyor. O zaman şu 8 erkek çıkartalım. 6 kadını da aynı şekilde çıkartalım. Düzenlediğimizde erkekler 22 kişi, kadınlar da burada 28 kişi kalır arkadaşlar. Bizden ne istemiş? Kadın sayısının erkek sayısına oranı. Kadın bölü erkek diyoruz. Son durumdaki 28 bölü 22'dir arkadaşlar. Sadeleştirdiğinizde 14 bölü 11'i görürsünüz arkadaşlar. Evet. Orantıya baktığımızda arkadaşlar 2 veya daha fazla oranın eşitliğine orantı diyoruz. A bölü B bir oran, C bölü D de bir oran. A bölü B eşittir C bölü D dediğimiz zaman bir orantı oluşur. Orantı sabiti K'dır burada. K'ya orantı sabiti deriz. Bu orantıyı arkadaşlar A bölü B eşittir C bölü B D şeklindeki orantımızı şu şekilde de ifade edebiliriz. Burada A ile D'ye dışlar, B ile C'ye de içler adını veriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışta kalanlara dışlar diyoruz. İçte kalanlara da içler diyoruz. Şimdi orantı sayısı artınca tabi adı da değişecektir. Mesela burada 3 tane oran görüyorsunuz. Buna biz üçlü orantı diyoruz. K burada orantı sabitin olduğunu unutmayalım. Yine bu orantıyı şu şekilde ifade ettiğimizi unutmayalım. Buradan şunu söyleyebiliriz. A, B'nin katı. C, D'nin katı. E de F'nin katı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Burada X bölü Y eşittir 1 bölü 4 orantısı verilmiş. Buradan şunu söyleyebiliriz. X 1'in katı yani K, Y de 4'ün katı diyebiliriz arkadaşlar. Bunu şurada yerine yazalım. X yerine K yazıyorum. Y yerine 4K yazıyorum. Gördüğünüz gibi 4K eksi K oluyor arkadaşlar. O da eşittir 3. Şimdi düzenlediğimizde aşağısı arkadaşlar 3K gelecek. Yukarıda da A çarpı K artı 4K eşittir 3. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda eşittir 9K. Oradan A çarpı K eşittir 5K gelecek. K'nın buradan K'ların gittiğini görüyoruz ve A'nın 5 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet. Diğer soruya baktığımızda burada da yine bir orantımız var. Bakın. Burada X'in 4 ile Y'nin 3 ile Z'nin 2 ile orantılı olduğu gösterilmiş. O zaman şunu yazabiliyoruz. Biraz önce göstermiştik arkadaşlar. X 4'ün katı, Y 3'ün katı, Z de 2'nin katı diyebiliriz arkadaşlar. Bunları alıp şurada 3 birimli denklemimiz var gördüğünüz gibi. Bu denklemde yerine yazdığınızda K'yı bulabilirsiniz. X yerine 4K diyorum. Y yerine 3K yazıyorum. Z yerine de 2K yazıyorum. Eşittir 15 demiş. Düzenlediğimde 3K eşittir 15 geliyor. K buradan 5 geliyor arkadaşlar.
Bizden ne istemiş? Buna bakalım. X değerini bul demiş. Hemen x'e bakalım. X burada 4k demiştik. 4 çarpı 5'ten 20 gelecek. K'yı zaten 20 bulmuştuk arkadaşlar. Pardon, K'yı 5, X'i 20 bulduk arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer soruda da evet, yine bir orantı görüyorsunuz. İkili orantımız var. Ve orantı sabitimiz hemen K diyoruz ve bunu K'ya eşitliyoruz. Burada arkadaşlar A eksi 2 bölü 5 eşittir K. B artı 1 bölü 2 eşittir K'dır. Buradan A ve B'yi yalnız bırakmak, yani ikisini de tek bilinmeyenli hale getirmek, aynı parametreye bağlı bulmak istiyoruz arkadaşlar. Çünkü denkleme bakarsanız iki bilinmeyen bir denklemimiz var burada. Biz bunu tek bilinmeyenli hale getirmek için ikisini de K cinsinden bulalım. Hemen A'yı bulalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A eksi 2'nin 5K olduğunu, A oradan 5K artı 2 geldiğini, B artı 1'in 2K olduğunu, B oradan 2K eksi 1 geldiğini görürsünüz. Bunları alıyoruz. A'yı ve B'yi şu üstteki denklemde yerine yazıyoruz. Yazalım. A yerine 5K artı 1 yazıyorum. Şuradaki denklemde yazalım arkadaşlar. 5K artı 2 eksi 2 çarpı B yerine 2K eksi 1 yazıyorum. Eşittir 12 dedim. Düzenlersek arkadaşlar 5K artı 2 eksi 4K artı 2 eşittir 12 diyorum. Buradan K eşittir 8 geliyor arkadaşlar. Bizden istenen değer nedir burada? A'dır. A neydi hatırlayalım. A burada yazıyor zaten, dikkat ederseniz. A ne demiştik? 5K artı 2 yazıyorum. Bunu da arkadaşlar K gördüğümüz yere 8 yazdığımızda 5 çarpı 8 artı 2'den 42 geldiğini görürüz arkadaşlar. Şimdi orantının özelliklerine geçelim. Evet, 1 nedir arkadaşlar? Orantıda içler çarpımı dışlar çarpımı eşittir. Zaten bir önceki soruda da yaptık. Sürekli yaptığımız işlemlerden biridir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi A çarpı D, B çarpı C'ye eşittir. Bir orantıda içler veya dışlar kendi arasında yer değiştirebilir. Yani mesela burada B ile C'yi yer değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi A ile D'yi yer değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu durumda oranlar değişse bile orantının eşitliği değişmez arkadaşlar. Paylar ve paydalar kendi aralarında toplanır ya da çıkarılırsa orantı sabiti yine değişmez arkadaşlar. Yani mesela A bölü B eşittir C bölü D orantısı var. A'yı C ile topladığınızda ya da çıkardığınızda fark etmez. B'yi D ile topladığınızda ya da çıkardığınızda orantı sabitimiz K değişmeyecektir. Mesela bunu bir örnekle gösterebilirim. 3 bölü 5 eşittir 6 bölü 10 eşittir 9 bölü 15. Hepsi arkadaşlar birbirine eşittir bunların. Burada payları toplayın. Mesela 3 artı 6 artı 9 bölü 5 artı 10 artı 15 deseniz de düzenlediğinizde 18 bölü 30 geldiğini, yine sadeleştirmeyi yaptığınızda 3 bölü 5 geldiğini, yani aslında değişmediğini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Demek ki ne diyoruz? Bir orantıda paylar toplamını paya, paydalar toplamını payda yazdığımızda orantı sabiti değişmeyecek arkadaşlar. Evet. Diğer soruya bakıyoruz arkadaşlar. Diğer soruda da yine 3 tane oranın eşitlenmiş bir orantı oluşturulmuş. Burada bize A bölü C'yi istiyor. Hemen bu orantının sabitine K dedim. Bu tip sorularda arkadaşlar paylar toplamını paya, yani bu demin söylediğim özelliği kullanabilirsiniz. Paylar toplamını payda yazdığınızda genelde gelecektir. Ya da herhangi bir oranın bir katını alıp bu işlemi yaptığınızda gelecektir. Şu anda bakıyorum. Payların toplam paydadaki a'lara bakayım. Topladım. 3a, 3b, 3c. Yani hepsinin katı aynı geliyorsa zaten bu direkt toplamda bulunacaktır. Bu özelliği kullanıyorum. Payların toplamını paya yazıyorum. Paydaların toplamını payda yazıyorum arkadaşlar. Orantı sabiti k değişmeyecektir. Düzenlediğimde yukarıda arkadaşlar, yani pay kısmında 3a, 3b, 3c geliyor. Altta da a artı b artı eksi 3c artı 4c'den, o da c yapar. A artı b artı c geliyor.
Bu orantı sabitimiz yine k'ya eşittir. Ve burada 3 parantezine aldığınız zaman payı a artı b artı c, buradaki a artı b artı c'yi götürecek. K 3 gelecek arkadaşlar. K 3 ise bizden a bölü c oranını istemiş. O zaman yapılması gereken arkadaşlar, a bölü c oranı istenmişse şurada a ve c'nin olduğu oranı sadece alalım. Mesela şu son orana dikkat edin. Yani a artı 2c bölü 4c'yi 3'e eşitledim. Buradan a artı 2c eşittir 12c'dir. A eşittir 10c gelir arkadaşlar. A'nın c oranı istemiş. Her iki tarafı c'ye böldüğünüzde a bölü c'yi 10 görürsünüz arkadaşlar. Evet, diğer bir özellik de m'ler sıfırdan farklı birer sayı olmak üzere. Biraz önce bahsetmiştik. Herhangi bir oranda oranların genişletilmesi, gördüğünüz gibi orantı sabitini değişmez, değiştirmez. Bunu genişlettikten sonra ya da sadeleştirdikten sonra payların toplamını paya, paydaların toplamını payda yazdığınızda orantı sabiti yine değişmez arkadaşlar. Şimdi soruya bakalım. Bu özelliği arkadaşlar nerede kullanırız? Genelde orantıya baktınız. Bilinmeyen sayısı çok fazla. Yani gördüğünüz gibi 6 tane bilinmeyen var burada. O zaman bu özelliği aklınıza getirin. Şurada verilen denklemler, soruda verilen denklemlere bakın. Bu denklemleri elde etmeye çalışın. Yani mesela 2a var, eksi c var, artı 3a var. Ben 2a'yı bulmak için ilk oranı 2 ile, ikinciyi eksi 1 ile, üçüncüyü 3 ile genişletirim. Genişletiyorum. 2a bölü 2b eksi c bölü eksi d, 3e bölü 3f. Orantı sabiti değişmeyecek. 1 bölü 3 olarak kalacaktır arkadaşlar. Daha sonra ne demiştim? Payların toplamını paya yazıyorum. Paydaların toplamını paydaya yazıyorum. Orantı sabiti yine değişmeyecektir. Yine 1 bölü 3 kalacaktır. Şimdi dikkat ederseniz burada şu üstteki denklemi zaten elde etmeye çalışmıştık. O bize verilmişti. Şu ifade dikkat edin, burada 8 arkadaşlar. Ve ayrıca eksi d artı 3f'de eksi 24 verilmiş. Bakın burada eksi d artı 3f var. Şu ifadede eksi 24. Şimdi orana dikkat edelim. Orantıya dikkat edelim. 1'e 8, yani 8 katı alınmış. O zaman burada da 3'ün 8 katı, yani şu payda 24. 3'ün 8 katı olan 24 olması gerekiyor. Yani arkadaşlar 2b eksi 24 eşittir 24 olması gerekiyor. 2b 48 diyorum ve b oradan 24 geliyor arkadaşlar. Evet, burada da arkadaşlar bir özellik daha, onu da gösterelim. Oranlar her biri k'ya eşit olduğu için biz iki oranı çarptığımızda aslında k'yı iki defa çarpıyoruz demektir. Oradan k'nın karesi gelecektir. Ayrıca oranların karesini alırsak, mesela a kare bölü b kare, c kare bölü d kare eşittir. O da k'nın karesine eşit olacaktır. Bundan sonra oranları genişletmek, orantı sabit olan yine k kareyi değiştirmez. Daha sonra genişlettikten sonra payların toplamını paya, payların toplamını paydaya yazdığımızda yine orantı sabiti değişmez. Yani şuradaki ifadeden bahsediyorum. Bakın burada a kare bölü b kare m ile c kare bölü d kare n ile genişletilmiş. Sonra payların toplamı paya, payların toplamı payda yazıldığında oranı sabiti k'nın karesi değişmemiş arkadaşlar. Evet, soruya bakıyorum. Burada yine 3 tane oran verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve bu da a bölü d oranı 27'ye eşit. Şimdi ben burada arkadaşlar a bölü d'yi bulabilmem için şu oranları çarpmam gerektiğini görüyorum. Mesela a bölü b ile b bölü c ve çarpı c bölü d dediğim zaman, bu üçünü çarptığım zaman b'ler ve c'ler birbirini götürür. A bölü d kalır arkadaşlar. Bunun her biri, bu orantıya k dersek, orantı sabitine, her biri k'ya eşit olduğuna göre buradan k'nın küpü gelecektir arkadaşlar. K diyelim, orantı sabiti. Ve burada B'ler ve C'ler gidecektir. Tabi her birinin K olduğunu unutmayalım. Şu şekilde K'nın küpü gelecek. Ve A bölü D kalmıştı. A bölü D de bize 27 verilmiş.
Şöyle diyelim arkadaşlar. K'nın buradan 3 olduğunu gördük arkadaşlar. Şimdi bizden A bölü C istiyor. Şimdi A bölü C'yi bulmak için şu ilk iki oranı, yani A bölü B ile B bölü C'yi çarptığım zaman B'ler gideceğinden dolayı A bölü C kalır. A bölü B de K'ya eşit. B bölü C de K'ya eşit. O zaman demek ki benden K'nın karesi isteniyor. Yani 3'ün karesi 9 olur arkadaşlar. Şimdi bu özelliğe baktığımızda da burada arkadaşlar 4. orantılıdan bahsediyor. Şimdi A, B, C sayılarının 4. orantılısı X ise A'nın B'ye eşit oranı C'nin X'e oranına eşit olur arkadaşlar. Burada A 1. B 2. C 3. X de 4. orantılı olur arkadaşlar. Evet, soruya baktığımda ne demiş? 4, 10, 12 sayıları ile 4. orantılı olan sayıyı bulunuz. O zaman 1. 4, 2. 10, 3. 12, 4. X diyorum. Uzatmıyorum. Baktım 4'ün 3 katı, 10'un 3 katı. X buradan 30 olur arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar, evet. Şimdi şuradaki ifadeye bakarsanız, üstteki ifadeyi B ile genişletip şu paydadan kurtulmak, alttaki ifadeyi A ile genişletip paydaki A'dan kurtulmak gerekiyor önce. Genişlettiğimde şöyle düzenli yazalım. A çarpı B eksi B bölü B gelecek. Zaten B'de gidecek bir eşittir. 8B olacak. İkincisinde de A çarpı B eksi 1 yine A bölü A'dan 1 gelecek. A'lar gidiyor orada. 24 A geliyor. Şimdi bu iki eşitliğe de baktığımızda sol tarafların aynı olduğunu görüyorsunuz. O zaman sağ tarafların da birbirine eşit olması gerekir. Yani 8B'nin 24 A'ya eşit olması gerekir. B buradan 3 A olur arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şurada üstteki ifadede görüyorsunuz B eksi A bölü B var. Buradaki ifadede B gördüğümüz yere 3 A yazabiliriz. Şöyle yazalım. 3 A eksi A bölü 3 A. Yani cevap 2 A bölü 3 A dedik. A'lar sadeleşti. 2 bölü 3 gelir arkadaşlar. Şimdi bu soruya baktığımızda burada da bir orantımız var yine. Burada ne demiştik? A, A eksi 1 ile orantılı. B artı 4, B eksi 1 ile orantılı. 7 de 6 ile orantılı. Şimdi arkadaşlar burada A bölü A eksi 1 de 7 bölü 6 eşittir. B artı 4 bölü B eksi 1 de 7 bölü 6 eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığınızda 7A eksi 7 eşittir 6A. A'nın 7 geldiğini. 7B eksi 7 eşittir 6B artı 24. B'nin buradan 31 geldiğini görürsünüz. Bizden A artı B istemiş arkadaşlar. A artı B de 38 gelir arkadaşlar. Bu soruda da arkadaşlar yine bir orantı görüyoruz. Eşittir K diyelim. Orantı sabitimizi eşitleyelim. Buradan A bölü 3 de K olduğunu, B bölü 2'nin de K'ya eşit olduğunu, C bölü 5'in de K'ya eşit olduğunu görelim. A 3K gelir, B 2K gelir, C de 5K gelir. Şimdi verilen denklemde bunları yerine yazacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ifade edelim. A çarpı B demiş. Yani 3K ile 2K'yı çarptım. Artı B çarpı C demiş. 2K ile 5K'yı çarptım. A çarpı C demiş. Yani 3K ile 5K'yı çarptım. Eşittir 49. Şimdi şurası 6K'nın karesi artı 10K'nın karesi eksi 15K'nın karesi eşittir 49 dedim. 16, 15 çıkardığımızda bir K'nın karesi 49 gelir. K buradan artı eksi 7 gelir. A sıfırdan büyük dediği için arkadaşlar biz K'yı buradan 7 alacağız arkadaşlar. A artı C istemiş. Hemen şuraya yazalım. A artı C 3, 5, 8K yapar. K'da 7 olduğu için arkadaşlar 8 çarpı 7'den 56 gelecektir arkadaşlar. Evet. Burada da yine bir orantımız var. Üçlü orantı. Hemen orantı sabitimiz K'ya eşitliyoruz. Ve her bir oranı K'ya eşitleyelim arkadaşlar. Şu şekilde. Ve buradan
A eşittir içler dışlar çarpımı yapın 2K. A eksi 5 2K'dır. Eksi 5'i karşıya gönderdiğinizde A işte 2K artı 5. Buradan B eşittir 3K eksi 3 gelir. C eşittir 4K artı 1 gelir arkadaşlar. Sonra bunları üçünün toplamı bize 84 verilmiş. O zaman toplayalım. 2K artı 5, 3K eksi 3 ve 4K artı 1. 84 ise 9K ne geliyor? 6 artı 3 eşittir 84. Oradan 9K 81. K da 9 olur arkadaşlar. Bizden C'yi istemiş. C'ye bakıyoruz. C neydi? 4K artı 1'di. O zaman 4 çarpı 9 artı 1'den 36, 37 gelecektir arkadaşlar. Bu soruda arkadaşlar bizden istenen 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C verilen orantımız yine burada var. Verilen ifade bunların toplamı 25 verilmiş. İstenen de X artı Y artı Z istenmiş arkadaşlar. Şimdi AX'in 4 olduğunu, BY'nin de 4 olduğunu, C çarpı Z'nin de 4 olduğunu görüyoruz. İstenenleri yalnız bırakalım. X'i yalnız bırakıyorum. 4 bölü A. Y'yi yalnız bırakıyorum. 4 bölü B. Z'yi yalnız bırakıyorum. 4 bölü C arkadaşlar. X artı Y artı Z istendiği için 4 bölü A artı 4 bölü B artı 4 bölü C eşittir diyorum. 4 parantezini alıyorum. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C. Evet. Şimdi bakıyorum bu verilmiş zaten bize. Bakın şurada 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C 25 verilmiş. Hemen yerine yazalım. 4 çarpı 25'ten cevap 100 gelir arkadaşlar. Evet. Bu soruda da yine bir ters orantı var aslında burada. Bunu birazdan göstereceğiz. Yani videonun devamında göreceğiz arkadaşlar ters orantıyı zaten. Şimdi bu orantıyı iki şekilde yaparız. Birincide arkadaşlar orantı sabitimiz K'yı yapıştırırız. Veya 2, 3, 4'ün ortak katı olan K'nın katını alırız. İki yoldan da gösterelim isterseniz. Birinci yol olarak diyeyim buna. K'ya eşitledim. Orantı sabitimiz K'yı yapıştırdım oraya. Şimdi her biri K'ya eşit olduğunu unutmayın. 2x de K'ya eşit. X yalnız bırakırsam K bölü 2 gelir. 3y de K'ya eşit. O zaman y K bölü 3 gelir. 4z de K'ya eşit. Oradan da z'yi yalnız bırakırsam K bölü 4 gelecek. Şu denkleme dikkat ederseniz 3 bilinmeye denklem burada yerine yazıyorum. X K bölü 2 idi. Y K bölü 3'tü. Z de K bölü 4. Eksi K bölü 4 yazdım. Çünkü burada eksi Z var. Eşittir 35 demiş. Payda eşitleyelim arkadaşlar. Bunlar 2, 3, 4'ün en küçük ortak katı 12 olduğu için 12'de eşitledim. 6K artı 4K eksi 3K bölü 12 eşittir 35. Düzenlersem 7K eşittir 12 çarpı 35. Sadeleştirmemi yapıyorum. 5K buradan 60. Bizden istenen neydi? Ona bakalım. X eksi Y. Evet. X'i bulalım. X 60 bölü 2'den 30. Y'yi bulalım. O da 60 bölü K'yı 60 bulmuştuk. Yerine yazıyorum. 60 bölü 3'ten 20. X eksi 7 buradan 10 gelir arkadaşlar. Şuraya yazalım. X eksi 7 30 eksi 20'den 10 gelir. Evet. Şimdi ikinci yol söylemiştik arkadaşlar. Bir de ondan bahsedelim. Hangisi işinize geliyorsa onu kullanabilirsiniz. 2x eşittir 3y eşittir 4z orantısında bu sefer k değil. 2, 3, 4'ün ortak katı olan zaten bakın burada biz payda eşitlerken 2, 3, 4'ün ortak katını 12 olarak bulmuştuk. Yani siz buna direkt 12K'ya ya da 12'nin herhangi bir katına eşitleyebilirsiniz. O zaman 2x 12K ise x buradan 6K gelir. 3y 12K ise y 4K gelir. 4z 12K ise z de 3K gelir. Bunları yine demin biraz önceki denklemde yerine yazıyorum. X yerine 6K, 4K, eksi 3K eşittir 35 diyorum. Buradan 7K, 35 ise K eşittir 5 gelir. Bizden X eksi Y istemişti. X 6K'ydı, Y 4K'ydı yani kısacası 2K geliyor. Ve K'da 5 bulduğumuz için cevap 10 geliyor arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, burada da yine daha önce çözdüğümüz bir soru tipine benziyor. Gördüğünüz gibi 6 tane yine bilinmeyen var. O zaman aklımıza ne geliyordu hatırlarsanız? Şu denklemi elde etmeye çalışalım. Yapmamız gereken x'in 4 katı almak için bu birinciyi 4 ile genişleteceğiz. İkinciyi 3 ile genişleteceğiz. Üçüncüyü de eksi 2 ile genişleteceğiz arkadaşlar. Bunu da şuradaki katsayılardan anlıyoruz. Bunları genişlettikten sonra payların toplamını paya, paydaların toplamını da payda yazdığımızda orantı sabiti değişmiyordu. İkisini aynı anda yapıyorum. Hem genişletiyorum hem toplamları da yazıyorum şu şekilde. Evet, burada orantı sabitimiz değişmiyor. Yine 4 bölü 3'e eşit oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. Bize 2a eksi c 12 verilmiş. Şurada 4a eksi 2c var. Yani bunun 2 katı burası olur 24. Ayrıca şu üstteki ifadeyi zaten bulmuştuk. Yani daha doğrusu vermişti. Biz onu elde etmeye çalışmıştık. Şurası 40 arkadaşlar. Şimdi düzenli yazarsak bunu 40 bölü aşağısı 3b artı 24 eşittir 4 bölü 3. İşler dışlar çarpımı yapabilirsiniz veya şöyle bakın mesela 44'ün 10 katı o zaman 3b artı 24 de 3'ün 10 katı olacak. Yani 30 olacak arkadaşlar. Buradan 3b 6 gelir. B de 2 olur arkadaşlar. Evet. Bu da aynı tip soru arkadaşlar. Yine orantı sabitimiz. Hemen k yazalım şöyle. Yine şu denklemden faydalanmak istiyorum. O zaman birinciyi 4 ile, ikinciyi eksi 2 ile, üçüncüyü 5 ile genişletmeniz gerekiyor. Ve genişlettikten sonra payların toplamını paya yazıyorum. Paydaların toplamını paydaya yazıyorum. Orantı sabiti değişmiyor arkadaşlar. Yine k'ya eşit oluyor. Şimdi verilenlere bakarak onları yerine yazalım. Bunu zaten elde etmeye çalışmıştık. O da bize 60 verilmişti. Burası 60 olacak. 2b eksi d'ye dikkat edin. Burası 10 verilmiş. O zaman burada ne var? 4b eksi 2d var. Yani bunun 2 katı var. 20 arkadaşlar. Buradan k eşittir 60 bölü 30. Yani 2 geldi. Bizden e sayısı istenmiş. Zaten dikkat ederseniz e bölü 2 ne eşitti? K'ya. Hemen yazıyorum. E bölü 2 k'ya. E k'yı da biz 2 bulduğumuza göre e buradan 4 geliyor arkadaşlar. Bu soruya baktığımızda gençler. Evet. Burada yine bir orantımız var. Orantı sabitimiz yine k diyoruz. Şimdi dikkat edelim. A, B, B, A burada da var. Şu C'lerden kurtulmaya çalışalım. O zaman oranın birini eksi 1 ile genişletirsek arkadaşlar. Yani şunu işaretini değiştirirsek bir tanesinin ve özelliğimizi de kullandığımızda mesela şu sol sağdakini eksi 1 ile genişletiyorum. Ve paylarının toplamını paya, paydaların toplamını paydaya yazıyorum. Şu şekilde orantı sabitinin değişmediğini söylemiştik zaten. Evet, burada C'ler gitti. A eksi B bölü B eksi A'nın k'ya, yani onun da eksi 1'e eşit olduğunu görüyorsunuz. Demek ki orantı sabitimiz eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken bu oranların birini, herhangi birini fark etmez. Ben birinci oranı alıyorum. A eksi 2c bölü b orantı sabitimiz olan eksi 1'e eşitliyorum. Çünkü o her biri de bunların her biri k'ya, yani eksi 1'e eşit. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımda a eksi 2c'nin eksi b'ye düzenlediğimde a artı b'nin 2c'ye eşit olduğunu görürsünüz. Şimdi a artı b 2c ise geliyorum. Şurada verilen denkleme bakın. Burada 3 parantezini aldığınızda a artı b artı 5c'nin 66 geldiğini, a artı b zaten 2c bulmuştuk. Burası 6c artı 5c 66 ise, yani kısacası 11c 66 ise c 6 olacaktır. Bizden istenen a artı b'ydi. A artı b zaten 2c değil miydi arkadaşlar? Zaten c'yi de 6 bulduğumuzda cevap oradan 2 çarpı 6'dan 12 olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii bir sonraki konumuz orantı çeşitleri. Orantı çeşitlerini bir sonraki videoda devam edeceğiz arkadaşlar.